bunu az önce bant kaydında da izletmiş olduğunuz gibi çocuklarda görülen fıtık, kasık fıtıkları ve inmemiş testis durumları. Bütün bu konuları konuşmak üzere bugün stüdyomuza çok değerli bir meslektaşım, çok değerli bir arkadaşım, çocuk cerrahisi uzmanı, Acıbadem Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Latif Abbasoğlu var. Sevgili Latif, hoş geldin, hoş şeref buldum. Verdin. Seni burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim, bana ait o şeref. Çok güzel bir sohbet olacağını umuyor ve biliyorum. Değerli bilgiler alacağımızı biliyorum. Çocuklardaki kasık fıtıkları ve inmemiş testis durumuyla ilgili olarak her zaman olduğu gibi programı değerli arkadaşım Çıdam Yücel'le birlikte sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Konuşmalarımıza başlamadan önce hazırlamış olduğumuz kısa bir bandımız var konuyla ilgili. Önce bunu izleyelim, daha sonra kaldığımız yerden devam. Niye bilmiyorum, bir ara nöroloji uzmanı olayım diye düşünmüştüm. Çok değerli bir hocam vardı, Nedim Zembilci rahmetli. O bana çok sevdirmişti nörolojiyi. Daha sonra da çocuk cerrahı olayım diye düşünmüştüm. Sonra hasbelkader bir göğüs cerrahı aldım. Çocuk cerrahisini oldum olası çok severim, çok özel bulurum, çok anlamlı bulurum. Bize çocuk cerrahisiyle ilgili olarak yani bu konudaki Türkiye'de gelinen isimlerden birisi. Bununla ilgili olarak çocuk cerrahisi kısa özet olarak nasıl bir branştır, neler hissediyorsun? Çünkü küçücük, yani birkaç kiloluk değerli yavrularımızla uğraşıyorsunuz zaman zaman. Neler hissediyorsunuz bu branşta? Herhalde biz erişkin, yani biz daha çok erişkin hastalarla uğraştığımız için herhalde bizden daha farklı duygulara sahipsiniz değil mi çocuk cerrahisinde? Evet, doğru bu Semih'ciğim. Çocuklarla uğraşmak çok zevkli. Çünkü çok saflar, çok doğallar. Hiçbir art niyet taşımıyorlar. Baştan bir korkuları oluyor. Fakat zaman içinde onlarla iyi bir iletişim kurduğunuz takdirde o korkularını da aşıyorlar genellikle. Ve sizinle bazen erişkin hastalarda göremeyeceğiniz kadar işbirliği içine giriyorlar. Bu çok güzel bir şey bizim için. Yeter ki onlara yaklaşmasını bilelim. Biz çocuk cerrahları da gerek eğitimimiz sırasında bunu öğreniyoruz, gerek zamanla praktisimizde, yani günlük yaşantımızdaki çalışmalarımızda bunu öğreniyoruz. Ve çocuklarla iyi bir iletişim içine girmeye çalışıyoruz. Peki çocuk cerrahisi ne yapar? Çocuk cerrahisi genellikle erişkinin genel cerrahide yaptıklarını yapar. Bunun üzerine çocuk göğüs hastalıkları ya da çocuk toraks cerrahisinin, göğüs hastalıkları demek doğru olmadı, çocuk toraks cerrahisinin bir bölümü, özellikle doğumsal malformasyonlar, anne karnından olan hastalıklarla ilgilenir. Çocuk ürolojisiyle ve çocuk jinekolojisiyle ilgilenir. Evet. Tabii çocuklarla ilgilenirken aynı zamanda da anne ve baba, yani ebeveynlerle de bir ilişki içerisinde olmak gerekiyor. Onun için sizin bizden farklı olarak hem çocukla, hastayla hem de anne babayla iletişimde daha farklı yetenekleriniz gelişmiş oluyor sanıyorum. Biz sevgili Latif Hoca ile birlikte bazı doğumsal akciğer kistleri operasyonlarını da birlikte yaptık. İnsan o kadar güven veriyor ki Latif gibi biriyle ameliyatı yapıyor olmak çocuk cerrahı olarak karşınızda. Allah'tan her şey de iyi gitti değerli hocanın da yardımıyla. Peki sevgili Latif, en önemli bugünkü konuşacağımız konu kasık fıtığı. Şimdi bazı sokak röportajları yapmaya çalıştık. Orada insanlara, çocuklarda kasık fıtığı dediğimizde, ya ne kasık fıtığı, kasık fıtığı çocukta olur mu? Ağır kaldıranlarda olur. Çocukta ne kasık fıtığı diye bize bir şey gelmiş. Çıdam bunu iletti bana, hakikaten çok güzel bir nokta. Peki çocukta kasık fıtığı nedir? Niye çocukta kasık fıtığı olur? Yani böyle ağır kaldırmıyor, bir şey yapmıyor. Niye olur? Yapısal bir bozukluk mu var? Nedir evet, sebebi? Biz de bunu annelere, babalara anlatmakta zaman zaman sıkıntı çekiyoruz gerçekten. Çocuklardaki fıtıklar erişkindeki fıtıklardan farklı. Önce bunu koymamız, yani kasık fıtığı anlamında söylüyorum. Aslında iş anne karnında başlıyor.